Merhaba arkadaşlar, Kripto Coin Çarşısı'na kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet, bir düşüş günüyle daha sizlerle beraberiz arkadaşlar. Bugün piyasamızda neler oluyor, neler olacak, neler olabilir? Evet, piyasa geneline şöyle bir bakalım arkadaşlar. Ne oluyoruz bugün? Neden böyle piyasamız kırmızı? Açılışımız nasıl oldu? Onlara bir göz atalım ve biz sizleri bu şekilde bir bilgilendirmeye çalışalım bugün arkadaşlar. Ne yapıyoruz bugün? Evet, hemen grafik analiz ve yorumlarımıza geçmeden önce kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Bunun için de sizlere çok ama çok teşekkür ediyoruz. Son birkaç gündür gösterdiğiniz ilgi ve alakaya da çok teşekkürler arkadaşlar. Evet, birkaç günden beri piyasamız yeşillenmişti arkadaşlar. Bu yeşillik bugün yerini kırmızılara bırakmış durumda. Nedeni ise gece açılışımızın evet negatif yönde oluşuydu. Bitcoin arkadaşlar, şu gördüğünüz kırmızı mumları gece açılışından sonra, hatta gece yarısından sonra yakmaya başladı. Gece yarısı düşüş başladı. Açılışta düşüşle devam etti arkadaşlar. Açılır açılmaz da şu gördüğünüz büyük bir kırmızı mumu aynen yaktı arkadaşlar. 34.935 dolarlarında, 35 bin dolarlarında olan Bitcoin, yani bir türlü 35'in üzerine atamadı kendini. En son nereye kadar çekti arkadaşlar? Nereye ineledi? Şurada gördüğünüz gibi 32.900'e kadar iğne attı, geri çekildi arkadaşlar. Evet, yanlış duymadınız. 32.900'e kadar, 33.000'lere kadar çekildi. Şu anda hala 33.000 seviyelerinde seyrediyor. Eğer arkadaşlar şu formasyonumuz, takoz formasyonumuz çalışırsa, umarım tam çalışmaz, zaten yarısı çalışmış durumda, bakınız şurada az bir yeri daha kalmış, eğer onu da devam ettirirse o zaman Bitcoin 32.000 dolarlara doğru, 32.500, 32.200 ve 32.000 dolarlara doğru çekilme durumu var arkadaşlar. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Yani üzülerek söylüyorum ki bu takoz çalışıyor gibi görünüyor arkadaşlar. Eğer çalışırsa, bakınız, yükselen takoz, düşen trend var arkadaşlar. Bu 32.000'lere doğru geri çekilme anlamına geliyor. Evet, bugün pozisyon bunu gösteriyor arkadaşlar. Yani hafta sonuna yaklaşıyoruz. Değil mi? Bugün ne? Perşembe. Perşembe, yarın cuma. Acaba tekrar cuma düşüşünü bugünden mi başlıyoruz arkadaşlar? Bakınız, olmaz diye bir şey yok bu piyasada. Her şey olabiliyor. Kötü bir haber de yok. Haberler gayet güzel. Akşamdan beri haberlere göz gezdiriyorum arkadaşlar. Yani olumsuz bir haber yok. Yok vize kartıydı, yok işte gelen küresel piyasa haberleri. Hepsi Bitcoin ve altcoinlerde olumlu yönde. Evet, ha, bu geri çekilme bence bir düzeltme, yani yükseliş öncesi bir düzeltme gibi görünüyor. Fakat geri çekilme biraz aşırı olabilir arkadaşlar. Burada da panik yapmamak gerektiğini düşünüyorum. Zaten sizlerin çoğu orta ve uzun vadeli yatırımcısınızdır. Bugünkü düşüş sizi etkilememeli. Yarınki düşecek olan piyasamızda sizi etkilememeli diye düşünüyorum. Çünkü bugün yarın düşsek bile yine çıkışla devam edeceğiz önümüzdeki hafta Allah'ın izniyle. Çünkü piyasada çok sıkışma var arkadaşlar. Aşırı derecede sıkıştık. Ondan dolayı da bir patlama yönü, yukarı yönlü olacağı bütün analistlerin görüş ve düşünceleri ortak noktada birleşiyor arkadaşlar. Evet, Bitcoin bu geri çekilmenin ardından kendini 40 bin dolar ve üzerine atarsa, evet, çok güzel bir hareketlerin
başlayacağı anlamı 47 bine doğru hareketin başlayacağı anlamına gelir. Yalnız önce bir geri çekilmemiz var arkadaşlar. Burada da panik yapmayın lütfen. Panik satışları her zaman bizleri zarar ettirir. Peki hocam ne yapacağız biz şimdi? Arkadaşlar bu düşüş durumlarda mümkün mertebe psikolojinizin bozulmaması için kendinizi ekranlardan uzaklaştırın. Yani 10 dakikaya bir, 5 dakikaya bir telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan ekranları kontrol etmeyin. Ha, edin ama kendi hisselerinizi kontrol etmeyin. Ya da şunu da söyleyeyim. Mesela dün çoğu arkadaşlarımız belge yapmıştır. Hani kendi aldığı altcoin yerinde sayarken almadığı bir altcoin'de de rally gördüğü için, yani yükselişler gördüğü için belki atlama yapmış olabilir. Bu sefer de aldığı altcoin geri çekilip kendi elindeki sattığı altcoin'de yukarı yönlü hareket etmiş olabilir. Bakınız işte biz bunlar için diyoruz ki gidenin peşinden gitmeyin arkadaşlar. Gidenin peşinden gitmek insanı her zaman kar ettirmez. Zarar ettirebilir. Bunu da vurguladıktan sonra Bitcoin'deki durumumuz bu arkadaşlar. Bitcoin eğer dediğim gibi baksın 4 saatlik grafiğimizde Fibonacci düzeltmesini de yaptık. Fibonacci düzeltmemizde de 0 nokta seviyelerine kadar iğneledi. Bak 0'ın altına bile geçmiş durumda. Öyleyse geri dönüşü olur mu? Tabii ki olacaktır. Yani biraz geri çekilip yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Size ne dedim geçenki videomda? Hiçbir enstrüman sonsuza kadar yükselemez. Bu buradan buraya geldi. Daha aşağı inmez. Değil mi? Yukarı çıktı. Daha yukarı çıkmaz. Çünkü basamak basamak gidip gelir arkadaşlar. Bakınız. Hep bu işlemi yapabilir arkadaşlar. Bekleyip bunları göreceğiz. Burada da ne görüyoruz arkadaşlar? Fibonacci düzeltmemizde 0 bandı ile 0.236 bandı arasında gidiş gelişlerin devam ettiğini, aşağıda 32.000, yukarıda da 34.500-35.000 civarında bir band hareketi içinde Bitcoin devam ediyor. Yukarı yönlü hareketinde altcoin'ler yukarı çıkıyor. Yani Bitcoin'in 3-5 yaptığı yerde altcoin'ler 10-20 yapıyor. Ama geri dönüşte de Bitcoin 3-5 geri düştüğünde de 10-15 altcoin'ler geri çekilebiliyor. Ha bugün öyle bir büyük bir yüzdeliklerde 10'luk 15'lik şu anda geri çekilme yok. Ama bu demek değildir ki olmayacak anlamında değildir arkadaşlar. Dediğim gibi sabredin, bekleyin. Piyasanın durumu bu şimdilik. Zararımız var hocam diyorsunuz. Hepimizin zararı var arkadaşlar. Ben de dahil içinde olmak üzere zarar etmeyen bu piyasada son 3 ayda pek nadir. Evet. Şimdi Ethereum'un pozisyonuna bakalım arkadaşlar. Bitcoin'deki durumumuz o. Ethereum'da da pardon, bir yükselen trendimiz vardı. O da kırıldı. Evet. O da ne zaman kırıldı? Aynı arkadaşlar şu birinci değil de şu soldan ikinci bunu gece açılışından sonra Bitcoin ile beraber bu da kırmızı yönlü aşağı yönlü bir düşüş yaşadı. Bitcoin %3'lük bir düşüşteyken Ethereum'da dediğim gibi %5'e yakın bir geri çekilme oldu. Peki fiyat? Fiyat hala 2200 dolar seviyelerinde. Bakınız burayı sildikten sonra şuradan Ethereum'a bir destek yaparsak burası bir destek Ethereum için. Bakınız şu altta da çekilme buraya kadar gelmişti. Daha sonra kendini nerelere attı arkadaşlar? 2400 dolarlara kadar attı. Bu çekilme buradaydı arkadaşlar. Bakınız iğneledi yerler alt tarafta da şu anda destek yaptı. Bu inşallah buradan tekrar geri döner diye düşünüyoruz. Umarız aşağı yönlü devam etmez bu hareket. Ethereum için de diyebileceğim bu. An itibariyle 2200 dolarlarda. Ha, bunlar birer alım fırsatı veriyor arkadaşlar bize. Şu düşüşler ileriki pozisyonlar için orta vade ve uzun vade için bizlere alım lokasyonlarıdır. Aşağı yönlü momentum
yukarı yönlü momentum, bunlar aşağı yönlü olursa bize alım fırsatı, yukarı yönlü de olursa day traderler için bir sat pozisyonu veriyor. Day traderler ne yapıyor arkadaşlar? Bakınız şurada alıyorlar ve burada satıyorlar. Peki biz buna şeyi açarsak arkadaşlar, süper trendimizi de açalım. Tabii süper trendimizi de gayet hoş göreceğiz. Bakınız şurada süper trendimiz bize al pozisyonunu vermiş. Bakınız buy al pozisyonunu, ama hala bir sat pozisyonu vermemiş 4 saatlikte. Peki 2 saatlikte vermiş mi? 2 saatlikte vermiş arkadaşlar. 2 saatlik için şuradaki al pozisyonunu buradan tekrar sat pozisyonuna vermiş. Ama an itibariyle de al pozisyonu vermiş arkadaşlar. Diyor ki bize süper tren şu anda Ethereum alabilirsin diyor. Evet, Ethereum gayet 2400'den 2200'lere çekildi diyor. Burada bize al fırsatı verdi. Tekrar geri dönüş olabilir şeklinde bize bir grafiği çizmiş arkadaşlar. Bunu da buradan belirtmek isterim. Evet, gelelim Shiba'ya. Arkadaşlar, yani yazdığınız yorumlardan anladığım kadarıyla elinizde hangi coinlerin fazla olduğunu az çok tahmin edebiliyorum. Bence benim izleyicilerimin çoğunun elinde Shiba var, Doge var, BitTorrent var, Holochain var, Engine var, Ada var, Tron var, One var arkadaşlar. Yani bunlar var, Chiliz var. Böyle tahmin ediyorum ve ağırlığı bunlara veriyorum. Onun için gerçi diğer altcoin'lerde 3 aşağı 5 yukarı aynı seviyelerde düşüş ve çıkışlardı arkadaşlar. Evet, Shiba dedik. Shiba arkadaşlar %5 gibi düşüşte. Shiba'da geri çekilme devam ediyor. 0.5090'lardan 81'lere doğru çekildi arkadaşlar. Hatta evet 81.200'lere doğru çekilmiş durumda. Peki şu anda bize süper trendimiz Shiba için bakınız bir al fırsatı vermiş. Al fırsatı zaten düşüşler, biz alım fırsatının olduğunu biliyoruz. Siz bunu sizler de biliyorsunuz. Hani bana sormayın ki hocam şunu, Shiba'yı almamız doğru mudur şu anda? Biz bunlara al diye sat diye cevap veremiyoruz arkadaşlar. Burada bizi iyi izlerseniz biz zaten grafikte alım pozisyonunda mı satın pozisyonunda mı olduğunu sizlere iletiyoruz, söylüyoruz. Şu an Shiba alım pozisyonuna girmiş durumda arkadaşlar. Al diyor beni. Yani ben buraya kadar düştüm. Al. Yarın da düşebilirim. Aldın zarar ettin ama önümüzdeki günlerde de çıkabilirim. Yani hiçbir enstrüman biliyorsunuz hemen alır almaz sana kar ettirmez. Bazen zarar da ettirmez. Yerinde de sayabilir arkadaşlar. Yani ya orta ve uzun vade düşünmek lazım. Günübirlik alışlar çok zor arkadaşlar. Yani kaldıraçlı işlem yapacaksın ya da normal spot piyasadan alacaksın. Ben sabah alacağım, akşam satacağım. Yani bundan para kazanacağım. Bu hayal arkadaşlar. Böyle bir şey yok bu dünyada. Sabah alıp da akşama para kazanmak yok. Çok nadir, çok nadir. Çok güzel bir boğa piyasası olur. İşte ne aldıysan çıkar. Onlar da olabilir. Ama onlarda da o gün satarsan yarın zaten yukarı gidecektir. Yine arkasından baktırır sana. Onda da zarar edersin. Kardan zarar edersin bu sefer. Onun için diyorum ki aldığınız herhangi bir enstrümanı bekletin arkadaşlar. Yani 3 ay, 5 ay, 6 ay en az bekletin. Ki zarar deseniz zarardan geri çıkmış olursunuz. Şimdi bazı arkadaşlar diyor hocam diyor ben diyor işte 5 liralık aldım param düştü 1 liraya. Arkadaşlar senin hisse adetin belli zaten. O gördüğü yere tekrar çıktığında sen kara bile geçirir. Onda panik yapıp satmana gerek yok. Ha, bu piyasa mutlaka rayına oturup düzelecektir. Ha bugün yarın düzelmez. Belki 1-2 ay daha bizi böyle sallıyor olabilir. Ama 4. çeyreğin ilk başlarında bu piyasa rallilerine tekrar başlayacaktır ve bizleri de peşinden baktıracaktır arkadaşlar. Buna da bunu söylemiş olalım. Dogecoin arkadaşlar. Doge.
Doge'de %2,5'luk bir geri çekilme var. 23 dolarlarda çok direndi. En sonunda dayanamadı. 22 doların altına kadar düştü. Yani 0,22 doların altına kadar düştü Doge. Ve en son iğnelediği yerde 0,21 dolar 200 sent civarındaydı. Yani 0,21 dolar civarındaydı. Tekrar oradan küçük çaplı bir yukarı yönlü toparlanma oldu. Peki Doge için herhangi bir alım fırsatı, pardon, 2 saatlik de yok. Sat sinyali var hala arkadaşlar. Doge'de bir anormallik var. O kadar market cap'te bile 7. sırada olan bir altcoin bu denli düşüş nedeni, piyasada da bir sürü olumlu haberleri varken, Elon Musk'ta tweet üzerine tweet atmışken bu Doge daha etkilenmiyor gibi geldi bana. Onun için Doge'ye çok dikkat etmek gerekir. Ha, peşinden baktırır mı bizi? Hiç belli olmaz arkadaşlar. Kendini unutturuyor da olabilir. Bakınız, bazı enstrümanlar böyle herkesin beklediği anda çıkmaz. Herkes çıkacak dediği anda çıkmaz. Aksine düşer arkadaşlar. Neden? Çünkü herkes aynı noktayı düşünüyor. O, yani o da tersini düşünüyor olabilir. Enstrüman unutulduğu anda piyasaya çıkar. Bakınız, bir enstrüman unutulduğu anda piyasaya çıkabilir ve rallilerine başlayabilir. Bu sözümü bir kenara not alın. Bir gün gelir, bu sözüm sizin aklınıza gelecektir. Unutulmuş, evet, unutulmuş, bir köşede kalmış. Aa, biz bunu unuttuk ya, bu ne yapmış? %30 yapmış, 50 yapmış, 70 yapmış gibi dönemleri olacaktır arkadaşlar. Yani olmama ihtimali yok. Ama şu anda bu pozisyon zaten yok. Düşüş devam ediyor. Bugün tablo bize, yani kripto para piyasasının tablosu bize bugün düşüşün olduğunu gösteriyor. Küçük çaplı da olsa bu düşüş devam ediyor. Çünkü dominans yükseliyor arkadaşlar. Dominans 45 dolar seviyelerinde, yani 40 yüzde kaç çıkmış? %1-2 gibi bir yükselişi oldu. Tekrar %0,51'e kadar geriledi. Onun gerilemesi de tekrar bu kırmızıların biraz yüzdeliklerini azaltmış oldu. Arkadaşlar sabır şart. Sabır şart. Doge 16.016 dolara da inebilir bakınız. İnmez diye bir şey yok. İnebilir. Ama sabır. Yapacak bir şey yok. Zaten edeceğimiz zararı ettik biz bunda. Değil mi? BitTorrent diyelim. BitTorrent'te de arkadaşlar aynı diğerlerinde olduğu gibi hem satış var hem düşüş var. Diğerlerinde de aynı. Hepsi aynı aşağı yukarı arkadaşlar. Bu gecenin açılışının olumsuz olması Bitcoin'de altcoin'leri aynı bu şekilde peşinden sürüklemiş oldu arkadaşlar. 2-2-4. Yani beklemek durumundayız bugün. Umarım yarınki düşüşümüz olmaz arkadaşlar. Planlı olarak cuma günleri düşüyoruz. Umarım bu olmaz. İnşallah o düşüş bugün olur. Yarın tekrar yükseliriz diye düşünüyorum. Yarın olacağına bugün olsun. Zaten düşmüşüz. Ya zaten %2'lik, 3'lük, 4'lük, 5'lik piyasada geri çekilmeler mevcut. Evet, Çiliz. Çiliz nispeten yeşildi arkadaşlar. %1,33'lük bir yeşili var. 0,26 dolar seviyelerinde. Çiliz yol bulsa bugün uçacak. Ama bulamıyor. Çiliz'de yol yok. Ha, osilatörümüz bize al tavsiyesi vermiş arkadaşlar. Çiliz alınabilir. Bakınız altta da alışlar devam ediyor. Burada da al tavsiyesini vermiş osilatörümüz bize. Çiliz'de 2 saatlik grafiğimizde böyle. Günlük grafiğine bakacak olursak, günlük grafiğinde tabii sat tavsiyesi vermiş durumda bize. Neden? Çünkü dünkü yükselişi kar olarak alın demiş. Ama dediğim gibi 2 saatlik grafiğinde al tavsiyesi var arkadaşlar. Girişlerde var. En son nereye kadar yükseldi Çiliz? 0,28 dolar dedik ya. 28 doları yukarı çevirmesi lazım. Aynen Doge'de de onu söyledik. Çiliz'de de onu söyledik. Şu anda da 0,26 dolar seviyelerinde %1,30'luk bir yukarı yönlü hareketi var. Çiliz için diyebileceğim bu. Arkadaşlar Harmony One
Dün güzel ralliler yaptı. Yani %20-30 arası bir giriş çıkışlar yaptı. Peki açılışı o da düşüşte başladı arkadaşlar. Ama hala bir 2 saatlik grafiğinde alımların olduğunu görüyoruz. %3'lük bir kaybı var. Yukarı yönlü hareket olabilir şeklinde yorumlayabiliriz tekrar. Yani bunlar Bitcoin'in hareketine bağlı. Arkadaşlar burada dünkü, önceki günkü yapılan çıkışların kar realizasyonu yapıldı arkadaşlar. Satış yediler ve vatandaş karını aldı. Kaldıraçlı piyasaya da oynayanlar karlarını aldı. Bu piyasayı böyle şekilde düşürdü. Aksini düşünemiyorum çünkü aksi halde olumsuz bir haber yok. Düşmesine sebep olacak olumsuz bir haber yok. Bunun düşüş nedeni sadece kar realizasyonun yapılmasıdır. Momentumların aşağı yönlü oluşunun nedeni de budur arkadaşlar. Evet, tekrar yukarı yönlü döner miyiz? Mutlaka döneceğiz. Bunun için hiçbir endişeye mahal yok arkadaşlar. Evet, gelelim Engine Coin. Engine'de de yükseliş var mı? Yok. Şu geri çekiliş var ama arkadaşlar onlar küçük çapta olacaklardır. Yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görüyoruz. Peki, osilatörümüz bize al tavsiyesini zaten vermiş durumda arkadaşlar. Sol aşağıdaki osilatörümüz de bize al sinyalini veriyor. Engine içinde bunu söyleyebiliriz. Dün de güzel bir yükseliş yapmıştı biliyorsunuz Engine. Onu da size bildirmiştim. Cardano, ADA. ADA'da da geri çekilme var ve satış pozisyonu devam ediyor. 1.30 dolayında bir düşüşümüz var. Al sinyalimiz yok Cardano için. Evet, Cardano için 2 saatlikte al sinyalimiz yok arkadaşlar. Tron. Tron'da da geri çekilme mevcut. Onda da bir al sinyalimiz mevcut değil. O da geri çekiliyor. An itibariyle de 0.062 dolar bandında hareket ediyor. Holochain'e bakmış mıydık? Holochain'de de sat sinyali devam ediyor arkadaşlar. Altta da satışlar var. Bir diğerleri gibi değil yani. Evet. Shiba'da falan al sinyali vardı. Buralarda yok arkadaşlar. Bir de sevmiyorum ama bir de Ripple diyelim arkadaşlar. Ripple'da da sat sinyali devam ediyor. Bakınız dünkü şeyimde çizmiştim. Şuradaki derinliği aşağıya atar demiştim. Nokta atışı. Buyurun arkadaşlar. Aynı hizada ben bunu bugün çizmedim. Dünkü yayınımda çizdim. Bakınız. Burada. Canlı canlı sinyalınızda şimdi açtım ben Ripple'ı. Ve dedim ki Ripple buraya çekilir. Tam mı? Çekilmiş arkadaşlar. Çekilmiş. Neden? Dedim ki burada bir yükselen takoz düşen trend var. Eğer şuradaki derinliği atarsa Ripple buraya çekilir. Çekilmiş arkadaşlar. Nokta atışı bu da gelmiş durumda. Evet, Ripple için diyebileceğimiz bu. EOS için bir şey var mı arkadaşlar? EOS'ta da pozisyon ters yönlü devam ediyor. Aynı şekilde sat sinyali var. Arkadaşlar piyasa geneli bir kırmızının içinde %3'lük 5'lik düzeltmeler var. Bazılarında 10'a yakın düzeltme var. Umarım daha düşmeyiz. Daha düzeltmenin daha fazlası gelmez. Çünkü Bitcoin'de yavaş yavaş geri toparlanmalar başlıyor. Fakat dominansımız da yükseliyor bu ara arkadaşlar. Dominansın düşmesi lazım. Dominans şu anda kırmızıda, herhangi bir şeyi söylemek zor oluyor. Çünkü dominans yükseliyor. Bitcoin de yükselirse altcoin'ler yerinde sayabilir. Ama dediğim gibi şu anda piyasada ilk yukarı gidecek altcoin'lerden biri yine Chiriz'dir. Diğeri de Harmony'dir, Van'dır arkadaşlar. Bunu da buradan belirteyim. Peşinden bakacağız durumlara göre ne gelir ne gider. Onun için bugün de programımızı burada sonlandırmak istiyorum. Ani bir gelişme olursa yine öğle sonlarına doğru bir video daha çekerim sizler için. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Moralinizi bozmayın. Moralinizi sağlam tutun. Ve bu piyasa inanın düzelecektir. Böyle durumları hep yaşadık, yaşıyoruz. Yarın da yaşayacağız. Dünkü yaşadığımız gibi. Bekleyin, sabredin diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza destek vermek isteyenler, videoyu faydalı buldum demek diyenler,
Abone olup like atabilirler arkadaşlar. Sonsuz teşekkürler diyorum. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.